43. Dijital Doz'dan herkese merhaba. Ben Ece Bozkaya ve şimdi haberlerimizi görelim. The Last of Us Remastered adıyla PS4 içinde çıkışını gerçekleştiren efsane oyun The Last of Us, PS4 arenasındaki ilk gününde 1,5 milyondan fazla sattı. Sadece kutulu sürümlere ait bu satış rakamlarına oyunun dijital sürümleri de eklendiğinde ortaya 2 milyonu aşan bir rakam çıkıyor. The Last of Us Remastered böylelikle yeni nesil konsolların en yüksek satış rakamlarını elde etti. Ubisoft 25 Ağustos tarihinde The Crew'un PC betasının ikinci kez açılacağını duyurdu. Yeni beta katılımcılarının yanında daha önceki betaya katılmış olanlar ve oynamamış olsa da bir key'i hesabına kaydetmiş olanlar da bu tura katılabilecek. Tabii oyuncuların ilk betadaki başarıları yenisine aktarılamayacak. Betanın içeriğinde birkaç görev ve skill challenge'ları ile birlikte serbestçe gezebileceğiniz bir bölgede olacak. Bununla beraber 5 araba türünden sadece 2 tanesini kullanabileceksiniz. Son yılların vazgeçilmezi olan zombiler Counter-Strike'ı da ele geçirdi. Yani içerisinde zombilerin yer alacağı yeni bir Counter-Strike geliyor. Counter-Strike Nexon Zombies adlı oyunun yapımcılığını ise Nexon Europe üstlenecek. Tamamen ücretsiz olarak sunulacak oyunun çıkış tarihi 2014'ün son çeyreği olarak duyuruldu. Eski Counter-Strike fanatikleri için ilk bakışta tuhaf bir durum gibi gözükse de oyun çıkmadan kesin yargılara varmamak lazım. Bakalım Counter-Strike'da zombi avlamak insan avlamaktan daha eğlenceli olabilecek mi? Anne Rice'ın kaleminden çıkan Vampire Chronicles serisinin film hakları Universal Pictures tarafından satın alındı. Asla eskimeyen vampirleri sinemada sıklıkla görmeye devam edeceğiz gibi görünüyor. Yine bir Anne Rice uyarlaması olan Interview with the Vampire seviyesinde filmler görmek istiyoruz. Umarız Vampire Chronicles'tan uyarlanacak filmler son yılların bayık ama gözde serisi Alacakaranlık tadında olmaz. Bir süredir üzerinde kara bulutlar dolaşan Crytek, Xbox One'da beklenilen etkiyi yaratmayan Rise Son of Rome'un bu sonbaharda PC içinde geleceğini duyurdu. 4K çözünürlüğü destekleyecek bir şekilde canavar gibi gelmeye hazırlanan oyun, şimdiden PC oyuncularının ağzını sulandırmış durumda. Umarız Rise Son of Rome, PC için her türlü olumsuzluktan arınmış bir şekilde gelir ve Crytek'in son zamanlarda geçirdiği kötü günlerde bir nebze olsun geride kalır. Futbol tutkunluğunun oldukça yüksek seviyelerde olduğu ülkemizde her yıl heyecanla beklenen ve en çok oynanan spor oyunlarının başında gelen Football Manager serisi Kasım ayında yeni oyunuyla karşımızda olacak. Sports Interactive'in Football Manager serisine 2015'te ne gibi yenilikler katacağını hep beraber göreceğiz. Dileğimiz saçma hatalardan arındırılmış bir maç motoruna sahip, oyuncu dostu bir oyun olması yönünde. Kick-Ass çizgi roman serisinin yaratıcısı Mark Miller, Kick-Ass'ın 3. bir filmle sinemaya uyarlanıp uyarlanmayacağını bilmediğini söyledi. Sinemada ticari olarak zarara uğramayan serinin devam projesinin belirsiz bir aşamada olması şaşırtıcı. Oyuncular yaş olarak çok fazla büyümeden 3. bir filmle seriyi bitirmek en doğru tercih olacaktır. Oxford Üniversitesi'nin yaptığı araştırmaya göre bir saati geçmemek şartıyla düzenli olarak bilgisayar oyunu oynayan çocuklar, oynamayanlara nazaran sosyal olarak daha çok gelişiyor. Ayrıca 3 saatten fazla oyun oynayan çocukların hayatlarından memnun olmadığı yönünde de bir bulguya sahip olan aynı araştırma, aileleri bu yönde uyarıyor. BBC kaynaklı habere göre bu araştırma psikolog Dr. Andrew Prisbizi... Ya yok mu hiç Dr. Andrew? BBC kaynaklı habere göre bu araştırma psikolog Dr. Andrew Prisbizi tarafından 10-15 yaş arası 5000 çocuk üzerinde gerçekleştirilmiş. Bilgisayar oyunları üzerine çok fazla karalama haberler yapılıyor. Oyunların zararlı ve yasaklanması gereken şeyler olmadığını çoğu oyuncu zaten biliyor. Bilmedikleri, daha doğrusu bilmelerine rağmen dikkat etmedikleri şey ise zaman. Maalesef bir gün içerisinde bir saatten az oyun oynayan oyuncu bulabilmek oldukça zor. Bu tür araştırmaların çoğalmasını ve insanların oyunlar hakkında daha doğru bilgilendirilmesini diliyoruz. Geçtiğimiz günlerde FIFA severler için oldukça sevindirici bir haber aldık. Hala duymamış olanlar varsa hemen söyleyelim. EA Sports nihayet isteklerimize kulak verdi. FIFA 15'te Türkiye Süper Ligi de yer alacak. 18 Süper Lig takımının da yer alacağı oyunun en çok tercih edilen modlarından biri olan FIFA 15 Ultimate Team'de ligimizden oyuncular görebileceğiz. 3 sezon boyunca süreceği söylenen lisans anlaşması sayesinde FIFA 16 ve FIFA 17'de de Türkiye Ligi ile oynayabileceğiz. Geçtiğimiz hafta ABD'de vizyona giren ve tüm olumsuz eleştirilere rağmen Guardians of the Galaxy'yi geride bırakarak gişede zirveye yerleşen Teenage Mutant Ninja Turtles, yani Ninja Kaplumbağalar, devam filmini de garantilemiş durumda. Serinin ikinci filminin 2016 yılında gösterime gireceği açıklandı. Daha ülkemizde göremediğimiz bir filmin devamının çekileceğini duymak ne kadar sevindirici bilemiyoruz. Merak edenler için söyleyelim, Teenage Mutant Ninja Turtles ülkemizde 5 Eylül'de vizyona girecek. Assassin's Creed Rogue hakkında yeni detaylar ortaya çıktı. Oyun 1751 yılında Kuzey Amerika'da geçecek.
Fransızlarla Amerikan yerlileri arasında kanlı savaşın ortasında Shay Patrick Cormac olarak oyuna başlayacağız. Genç bir asasin olan kahramanımız, kardeş bildiği asasinler tarafından öldürülmeye çalışılıyor. Bu durumu kabullenemeyen Cormac, yalnızca kendisine ihanet edenleri değil, bütün asasinleri yok etmeye ant içiyor ve tarihteki en korkulan asasin avcısı olmak yolunda ilerlemeye başlıyor. Seride bizlere ilk kez asasin avcısı olma fırsatı veren oyunda, kahramanımız Cormac'in hem yakın hem de uzak mesafede kullanabildiği bir tüfeği var. Ayrıca oyunda yine Black Flag'de olduğu gibi deniz savaşları da olacak. Gemilerimizde kullanabileceğimiz yeni silahlar ve cephaneler bulunacak. Deniz, oyunun geçtiği yeri itibariyle yer yer buzullara sahip ve bunları taktiksel olarak kullanabileceğiz. Templar olarak asasin avlayacağımız ve aynı zamanda asasinlerin hedefi olacağımız bu yeni oyun oldukça ilginç olacağı benziyor. Basketbol severlerin merakla beklediği NBA 2K15 için yeni bir video yayınlandı. Kapak görselinde normal sezonun MVP'si seçilen Kevin Durant'in yer aldığı oyunun videosunda da yine Kevin Durant yer alıyor. Hayranı olduğu bir oyun serisinin kapağında yer alacağı için onur duyduğunu söyleyen Durant, bu durumun hayatında bir dönüm noktası olduğunu ifade etti. PC, PS3, PS4, Xbox 360 ve Xbox One platformları için 7 Ekim'de Kuzey Amerika'da, 10 Ekim'de de tüm dünyada çıkışını gerçekleştirecek olan oyunu ön siparişle alarak Kevin Durant MVP bonus paketine de sahip olabilirsiniz. Video bizlere maalesef çok fazla bir şey göstermiyor. Alanında tek başına zirvede olan NBA 2K serisi için beklentilerimiz oldukça yüksek. Bu sefer çok daha gelişmiş ve gerçekten yeni nesli hissettiren bir oyun bekliyoruz. Gecenin 4'ünde annemden gizli Peter Pan izliyordum ben. Robin Williams oynuyordu. Ben çocuktum. O günden sonra hep rüyalarımda uçtum. Şimdi de Neverland'e gidiyoruz. 43. dijital doz bitti.